Koronadayız. Herkes evinde. Evinde değişik değişik neler yapıyorlar bilmiyorum. İşte bu dedim halkın köşesi yeri yapalım. Gelin sizi yayınlayalım ama o da 90'larda kalmış. Beraber çalışmakta buralara geldik. Yani sonuçta ya, özünde insanın kendini anlama çabası yani. Biz de bunun hizmetini böyle verebiliyoruz. Bir öğretmen yani Hitler'i böyle anlatıyor. Ama Hitler'i izlediği zaman bir insana farklı bir alternatif sunuyoruz. Tercih hakkı sunuyoruz. Hitler'i doğru çalışıp gösterdiğimizde. Bence bu Sen etik... çalışmıştın. Üçüncü sınıfta karakter olarak Hitler çalışmıştın. Ben de Stalin çalışıyordum. Değil Hitler'i hiç mi? göstermedim ki. Ama çalışmıştık. Ben Stalin çalıştım. Sen Hitler ama gösteremedik. Ama Sen çalıştım. de... Stalin'i sen de göstermedin. Ben gösteremedim. Herhalde Stalin üstüne konuşmuştuk yani. Bu bile sonradan işimize yaradı. Sonraki işlerde, sonraki tiyatro oyunlarında, bir başka karakterde, alakasız işlerde. Hitler'in nasıl bakış açısı olduğunu, hangi dönemde neye göre hareket ettiğini anladığın zaman kendi zamanında da ya da çok geçmişlerde, bundan 2000-3000 yıl evvel yaşamış bir karakteri bile ifade ediyor olsan aynı şeyleri yakalıyorsun. İnsan değişmiyor. İnsana kendini hatırlatmak bence iyi bir misyon. Önemli bir misyon yani. İhtiyaç duyulan bir misyon. Hatalarını ve doğrularını. Bunu herkes böyle algılamayabilir. Ona da saygı duyarım. Duyarım yani. Ne diyebilirsin ki? Bunu halk da kafasına göre takılabilir bu konuda. Tamamen sahiplenmeyebilir. Yani mesele zaten işte kendi zamanında kurduğun ilişkiden çok daha fazla bir amaç gütmek olmalı. Yani bence. Ya tabii ki de ben buna %100 katılıyorum. Ama işte biz işte durduran şey şu oldu. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı diye bir laf vardı eskiden. Şimdi gezmek de bitti, okumak da. Herkes bir ekranın içinden bakıyor dünya. Çünkü eskiden okurduk, okuduğumuzu paylaşırdık. Gezince de sorgulardık. Dedik, ha böyle mi? Ve anlatırdık mahalleye gelip. Şimdi herkes bir ekrandan bakıyor, kafa boğulmuş. Yani bazı kafaların kırılması gerekiyor gerçekten. Şurada durup seyircinin ihtiyacının farkındayız. Seyircinin bize ne kadar ihtiyaç duyduğunun farkındayız şu an. Bugün Ama onlar farkında mı? bir bakıyoruz bir atalet var bizde söz konusu olan. Seyircinin ataleti şu an onlara yüklenmemizi sağlıyor. Yükleniyoruz. Gelmediniz, bizi yalnız bıraktınız. Gelmediniz, üretmediniz. Bazı yerlerde de siz üretmediniz, biz üretmedik. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Bir takım şeylerin konforuyla yaşadık. Yaşadık. Yani ben Bıraktık yaşamadım. adamları. Ben para kazandığım dönemde de dizi çektim de tiyatro yaptım da özel tiyatro yaptım. Şu an devlet tiyatrosundayım. Her dönemde bunu yapmadım. Bu işte şu an Van'da yaşıyorum. Mesela geldim burada tiyatro yapıyorum. Yani İstanbul'da yapıp buraları sadece turneyle gören büyük sanatçılarımız da var tabii. Anadolu'yu gezdim diyorlar. Sadece böyle gezdiği için günümüzde bu oluyor. Yani mevzu tiyatro aşağıda aslında işte. Yukarıdaki çok basit bir şey yaptım aslında. Ciddiye alamam. Bir şey diyeyim Diğer mi? Eğer bu konuda zaten vicdanın rahat bir biçimde bu açıklamayı yapabiliyorsan olay budur yani. şimdi peki sanatçılar da bu korona mevzusunda böyle içleri kabardı senin benim gibi. Ve bir patlak verdi. Evden tiyatro diye bir şey çıktı evde tiyatro diye. Güzel de bir şey olduğunu düşünüyorum aslında evde tiyatro. Ama Bilmiyorum. Çıktı sence mı? ne bu? Ben neden buna mahkum hissettiğimi anlatayım. Tabii ki bir takım koşullar, biz çalışıyoruz sonuçta, çalışmak istiyoruz da yani bir şeyler üretmek istiyoruz, işimizi yapmak istiyoruz yani koca bir sezon tiyatro yapmak istiyor insan, sahneye çıkmak istiyor abi, seyirci gelsin istiyor, perdenin arkasından kaç kişi gelmiş bir baksın istiyor, kulak vermek istiyor, dinlemek istiyor kalabalığı, onlara bir şey sunmak istiyor, böyle bir alışkanlığı var insanın. Otomatikman bunu yapamıyorsun. Şu an mevsimini kaçırıyorsun her şeyi. Peki Kaçırıyorsun. ben bir şey soracağım sana bu konuda. Yani bu sadece senin bu onları görme, duyma, hissetme yani sanatçının bu isteğinden mi ortaya çıkıyor bu? Yoksa başka şeylerden var? Yani ben bir şey ya ben bir hikaye anlatmam lazım. Benim dokunmam lazım bir şeye. Mi? Ya ben Mesela. şuna inanıyorum. Eğer anlattığın hikayede seyirci düşünmeden sadece sahnede kendinle ilgilenerek bir şey ortaya koyuyorsan sen hiçbir şey ortaya koymuyorsun. Yani aşk çocuğu doğuramıyorsun o yüzden. Çünkü tek ilgilendiği şey sahnede sensin. Ama biri için yaptığın zaman tanımadığın ya. Sen iyi bir insansın. Tanımana da gerek yok. Bırak
O gördüğün, dışarıdan gördüğün insanları iyi insan kabul et. Kabul edemiyorsan aralarında biri bir şeyleri değiştirir diye inan buna yani. Onun için çık. O iyi insana hizmet etmek için çık. Harika bir şey söyledin. Bu dediğin şey o kadar güzel bir şey ki sadece tiyatroyu ilgilendirmiyor. Her işi mesela adam bankada fatura alıyor değil mi? Evet. İşi olduğu için değil de o insanın faturasını yatırmak, ona yardımcı olmak amaçlı yaptığı an o işi toplum başka bir yere gelecek. O adam seni cool bulmayabilir, yakışıklı bulmayabilir. Anladın mı? Sahnede sadece bunu gösteriyorsan eğer. Yani sahneye çıkıp kendini boş bir kap gibi kimse için değil sadece kendin için sunmamalısın bence şahsen. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak baktığın zaman topluma herhangi bir kamu personeli senden daha çok hizmet ediyor. Çöpçüler her sabah kalkıp arabalara binip senin şehrini temizliyorlar. Sen ne yapıyorsun ki insanlar için? Yani yapabileceğin sadece bu. Sahnede kendinle bu kadar ilgileniyorsan. İnsanlar için ilgilen. İnsanlar için. Sonuçta biz yani mesleğin kendine baktığım zaman insanların hayatlarında kabul etmediği dertleri, ilgilenmek istemediği dertleri, kişisel problemlerini dert edinip çalışıp onlara göstermeye çalışıyoruz. Seyirciyle biz hikaye yoluyla iletişim kurabiliyoruz sadece. Bizim işimizin yani seyircinin kendisiyle ilişki kurmasını sağlatmaya çalışıyoruz. Bizim işimizin tek olayı bu. Hizmetimiz. Şurada farklılaşıyor sanatçının yapısı. Çünkü onlara yüklenen bir hayat var. Sanatçı bundan, çoğu sanatçı bundan vazgeçer. Yani evliliğinden, mutluluğundan, ailesinden. İşte sanat ve sanatçının kattığı şey. Şimdi evden tiyatro yapıyor insanlar. Zaten toplumun anlamadığı bir dilde mesela atıyorum oynuyorlar. Shakespeare'den bir şey okunuyor. Şimdi zaten adam tiyatroya gelmiyor. Shakespeare'in söylediği lafı sanatçı olarak ona bir şey anlatıyorsun ya. Geçip sanatçı ona hani olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu dediğinde adam ne anlıyor ki şimdi bunu? Mesela atıyorum. İçinde bir sesleniş olabilir bu noktada. Hepimiz bu işi özlemedik mi? O yüzden işin içinde yer almadım. Mesela bizim arkadaşlarımız da bir şey yaptı. Çok da güzel yapmışlar. Bunun da içine mesela bir bölüm yaptım. Shakespeare bizim algımızda hani dünyaya gelse onun dediklerinden ne anlar? Mesela çık elimden korkunç leke deyince şu an mesela bir amca bizi izlediğinde ne anlıyor acaba bundan? Hani sen neyi katıyorsun şu an evde tiyatroyla? Veya mesela dostum şey de mesela hani mesela Romeo Juliet yapalım evde. Sen bana mesela de oradan. Ah Romeo neden Romeo'sun sen repliğini söyle mesela. Ben de amcayım izliyorum şimdi seni. Yap abi. Ah Romeo Romeo. Neden Romeo'sun sen? Nasılsın ya Romeo? Baba ne derse o. Seninkin niye Kemal? Kız gel buraya buraya gel. Bak çocuklar eğleniyorlar bak. Soruya bak. Neyse biraz haber izleyeyim ben. Ege'de. Kıbrıs'ı nasıl bilmeyiz ya? Biz Türk vatandaşı değil miyiz? Nerede? Bayrağın altında nerede yaşamıyor muyuz? Nerede işte? Rum kesiminde. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Adı ne oluyor? Hani hangi deniz üzerinde? Karadeniz'deyim lan orası. Ege nerede? Japonya yurt dışında. Avrupa'da. Avrupa'da. Avrasya kıtası. Orta Doğu. Alaska'ya doğru bir. Afrika bölümünde olabilir. Afrika'dan önceki Cumhurbaşkanımızı hatırlıyor musunuz? Evet. Cumhurbaşkanımızı soruyoruz. Hı. Nasıl Cumhurbaşkanı ismi? Kim diyelim? Ahmet evet. Evet. Son Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanım. Neydi Cumhurbaşkanımız hatırlıyor musunuz? İlk Cumhurbaşkanı ben kalktım Demirel'i gördüm yani ilk Cumhurbaşkanı. Türkiye'de iyi eğitim görmüş bireyler neden Avrupa'ya gitmeyi tercih ediyor? Beyin gücü olarak düşünüyor sanırım. Beyin gücü de benim bakış açıma göre eşleriyle anlaşamayan beylerin evini terk ederek İl dışına ya da başka arkadaşların evlerine yerleşmesidir beyin gücü. Ben böyle düşünüyorum şahsen. Şuna bak. Daha Japonya'nın Kıbrıs'ta olduğunu bilmiyorlar. Seviyenin nereden nereye nasıl getirebileceğini önce düşünmek lazım. Tabii ki bunu çok iyi yapanlar da var. Biz de yapmayı düşünüyoruz. Zaten senin harika bir fikrin var. Neden öyle yapmak istediğini veya nasıl olduğunu paylaşabilirsin. Bu her insanın başına geldiği için hayatta kalmak çabasını bir kenara bırakarak. Her insanın başına geldiği için şu an insanlar kendilerini ifade etmeyi istiyorlar, paylaşmayı istiyorlar. Bu bir ihtiyaç. Çünkü günlük bir şeyler paylaşmak istiyorlar. Bir oyuncunun başına gelmesinde böyle bir hissin hiçbir şeylik yok yani.
fotoğrafını çekip benimle yemeğini paylaşıyorsun. Bunu sen nasıl bir ihtiyaç bellediysen, benim de işim gereği, bu da benim bir ihtiyacım. Benim düzenli insanlarla iletişimde olmam lazım. Ben böyle bir ihtiyacın üzerine hayatımı, karakterimi inşa etmişim. İnsanlarla ayrı bir payda da değiliz. Bizim şu an başımıza geleni onlar da yaşıyor. Onlar gibi bu probleme muhatabız. Her şeyi teknoloji unutturmuştu. Şu an bize her şeyi teknoloji hatırlatıyor. Teknoloji varken ihmal ettiğimiz her şeyi nasıl hatırlıyorsak, tiyatroyu hatırladık. Böyle bir hakikat var. Tiyatro bize bunu sunuyormuş. Neyi sunuyormuş? Biz bu derdi hem dert edinip insanlarla ilişkilendirmeyi seviyormuşuz. İnsanlara böyle bir toplumumuz, hizmetimiz varmış. İnsanlar da şimdi bunun farkına varmaya başlıyorlar. Adam zaten tiyatroya gelmeyip ekrana bakıyordu. Şimdi insanlarla da iletişim kuruyordu. Şimdi evde tek başına bir insanla konuşmaya hasret. Ekrana baka 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 diyecek ki ben insana da bakayım. İnşallah. Bunun gerçeği var, gerçeği. Evet. İşte hep ekrana bakmaktan belki şimdi çıkınca şey yaparlar. Ulan ben gideyim canlı izleyeyim, yani canlı anlayayım bir de bunu. İletişim kurayım. Arada bir kadınla sohbet edeyim ya. Nasıl buldunuz oyunu diyeyim. O zaman bir şey desin. Bir konuşayım ya. Evet, yani canlı olduğunu bileyim. Sosyalleşeyim, yani bu bir ihtiyaç. Bu bir ihtiyaç. Tabii o zamana kadar bizim de kendimizi birçok konuda doldurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Belki de öyle olur değil mi? İnsanlar çıkınca bir de canlı canlı izleyelim artık diyebilirler. Çünkü insana muhtaç olduk. Yani binada hiçbirbirine selam vermeyen insanları görüyorum. Bir kişi görünce merhaba nasılsınız demeye başladılar. Korona ne yaptı bize? İnsanları öldürüyor mu? Yoksa gerçekten insan olduklarını tekrar mı hatırlatıyor? Bilemedim. Ama bazı komplo teorileri var ya, hani nüfusun azalması için çıkmış korona. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Çünkü korona bittiğinde ve insanlar evlerinden çıktığında nüfus patlaması olabilir.